Bugünkü konumuz reaksiyon güvenliği uygulamaları, termal tehlikelere karşı egzotermik veri analizi. Sorularınız olduğunda slayt numaralarını not etmenizi rica ediyorum. En son kısımda, soru cevap kısmında slayt numaralarıyla birlikte yanıtlamaya çalışacağım. Önce ajandamızdan bahsedelim. Önce bir giriş yapacağız. Sonra güvenlik kavramından, termal risklerden bahsedeceğim. Akabinde de kalorimetri teknikleri olan reaksiyon kalorimetresi ve termal analiz teknikleriyle devam ediyor olacağım. Kimyasalların ve kimyasal reaksiyonların güvenlik değerlendirilmeleri reaksiyon kalorimetresi ve termal analiz teknikleriyle yapılıyor. Bunlar birbirine iki alternatif ya da iki tamamlayıcı metot olarak bakabiliriz. Bu tekniklerle hangi kritik konulara yanıt alıyoruz? Entalpiler, reaksiyon entalpileri, özgür ısı kapasiteleri ve bu sunumda sıkça bahsedeceğim reaksiyonun en hızlı olduğu noktaya kadar geçen süre, TMR olarak ve kritik süre olarak bahsediyor olacağım. Aynı zamanda bu kritik sürenin 24 saat olduğu sıcaklık bilgisi de bizim güvenlik parametrelerini belirlemedeki önemli konularımız. Reaksiyon çalışmalarında en temel konulardan biri scale-up'tır. Laboratuvarda ceketli reaktörlerde ya da balonlar, yağ banyolarıyla ve benzeri sistemlerde, homemade dediğimiz sistemlerde çalışırken bunları üretim skalasına taşımanın birçok handikapı vardır. Hem dinamik hem de geometrik faktörler vardır. Ama biz bu scale-up'ı yaparken aynı zamanda nasıl ticari riskleri taşıdığımız kadar aslında güvenlik risklerini de büyütüyoruz. Küçük bir laboratuvarda sadece bir çeker ocağın kirlenmesine sebep olabilecek patlamalar scale-up çalışmasından sonra üretim hacmine geçtiğimiz zaman 1976'da Seveso katliamında trajedisinde olduğu gibi bir köyün, bir şehrin etkilenebileceği kötü senaryolara zemin hazırlayabilmektedir. O yüzden reaksiyon güvenliği çalışmaları her sentez mühendisinin, her proses mühendisinin dikkat etmesi gereken konular. Şimdi güvenlik kavramımızda şöyle şu şekilde açacağım. İki tane reaksiyondan bahsediyoruz. Eğer bir tepkimimiz varsa, özellikle de egzotermik tepkime ise, bugünkü konumuz egzotermik tepkimeler. İki tane reaksiyonumuz var. Kimyasal reaksiyonlar ve istemediğimiz aslında bozulma reaksiyonları. Bunların her ikisinde de bizim reaksiyonumuzun sıcaklığı, oluşan ısının uzaklaştırıp uzaklaştırılamayacağını, kaynamanın tetikleyip tetiklemediği, ortamdaki gaz varlığı, ısı kapasitesi ve delta T adiabatik dediğimiz ısı ve kütle kaybı ya da kazancının olmadığı noktadaki sıcaklık ile son sıcaklığı tetikleyen parametreler var mı? Bütün bu sorulara yanıt alıyor olmamız lazım ki güvenlik değerlendirmemizi sağlıklı bir şekilde yapabilelim. Bunun da yolu kalorimetreden geçiyor. Kalorimetre ne peki? Kalorimetre bizim ısı ölçmemizi sağlayan metot. Global ısı formüllerini biliyorsunuz. Süreye ve entalpi formülü, ısı ve süreye bağlı olarak değişen formüller. Şimdi ben reaksiyonum ısı çıkıyor. Dolayısıyla benim bir güvenlik değerlendirmesi yapmam gerekiyor. Şu soruları scale-up'tan daha laboratuvardayken scale-up'a başlamadan önce bunları belirlemem gerekiyor. Benim mevcut işletme koşullarım kontrol altına, reaksiyonumu kontrol altına almam için yeterli. Ve if clause'lara giriyoruz. Ya soğutmamda aksama olursa, ya karıştırmamda bir sıkıntı olursa, işte torkta bir sıkıntı olabilir, sıkışma olabilir, karıştırma esnasında randımanlı karıştırmayı ve ısı transferini randımanlı sağlayamayabiliriz. Soğutan kompresördeki pompada bir sıkıntı olabilir, soğutamayabiliriz ya da oradaki kişi bir şekilde vadayı kapalı unutursa vesaire gibi, Seveso'da yaşanan bunun gibi bir problemdi. Bu gibi felaket senaryolarının hazırlıklı olmamız ve bu soruları yanıtlıyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu soruları nasıl yanıtlayacağız? Bizim iki temel parametremiz var. Aslında reaksiyonun total ısısını oluşturan bir sürü yan etken var ama bunların en önemlileri bir reaksiyonun toplam ısısı, yani Q total dediğimiz burada, reaksiyon entalpisine, kimyasal reaksiyon hızına ve reaktörümüzün hacmine bağlı olan bir ısı. Bir yandan da Q cool dediğimiz, ben bu reaktörden ne kadarlık bir ısıyı uzaklaştırabilirim mevcut koşullarımda ve bunu ne kadar iyileştirebilirim hesaplarını yapmamız gerekiyor. Burada da UA, ileride tekrar bahsediyor olacağım bu formülden, ısı transfer katsayısı, reaktörümün değişim alanı, bu ceketteki yüzey alanından bahsediyoruz ve reaktör sıcaklığı, yani reaksiyonun içerideki sıcaklıkla ceket sıcaklığı, yani soğutma yaptığımız ya da ısıtma yaptığımız ceketteki sıcaklığın farkı bizim soğutma kapasitemizi, ısımızı belirleyen noktalar. Şimdi
Şimdi ben burada bunu bir videoyla paylaşacağım. Burada bir felaket senaryosunu simüle ediyor olacağız. Şimdi burada bu reaktörünüz olduğunu düşünün. Burada soğutma suyumuz var. Buradan giriyor. Buradan sirküle oluyor. Reaksiyonun sıcaklığını belli bir sıcaklıkta tutuyor. Şimdi içeride her şey normal giderken ne olacak? Bizim reaksiyonumuz başladığında normal proses sıcaklığımıza geleceğiz. Normal prosesteki sıcaklığımızda. Ama olur ha, soğutma sıvısında, sirkülasyonda bir problem olursa, kapanırsa, işte bir şekilde elektrikler kesildi diyelim, jeneratör devreye giremedi vesaire. Kendiliğinden bu bizim delta T adiabatik dediğimiz sıcaklığa bir yükselme olacak. Yani bu tam bozulma sıcaklığından önce bir yere kadar sıcaklık yükseliyor. Delta T adiabatik dediğimiz, daha önce de bahsettiğim, herhangi bir ısı ve kütle kaybının, değişiminin, kazanımının olmadığı sıcaklık kısmında bir atlama yapıyor. Bu atlama esnasında şurada bir küçük izotermal var. Ve bu izotermal kısa bir süre sonra bozulma reaksiyonuna dönüşüyor. Şimdi burada şu önemli. Bu bozulma esnasında şurada benim geçirdiğim süre, yani soğutmada aksamanın olduğundan bozulma sıcaklığına ve delta T adiabatiğe, hani hala güvenli olduğum noktaya kadar geçen süre benim için önemli. Ben bu arada önlemimi alamazsam, prosesi müdahale edemezsem ya da tesisin boşaltılması gerekiyorsa tesisi boşaltmayı başaramazsam ne oluyor? Bozulma reaksiyonu gerçekleştiriyor ve genleşmeyle birlikte reaktör patlayabiliyor. Bunu önlemek için de benim bu kritik sıcaklığı ve burada geçen süreyi biliyor olmam lazım ki reaksiyon güvenliği önlemlerimi alıyor olayım. Şimdi peki biz hangi tekniklerle bu çalışmaları yapıyor olacağız? Reaksiyon ısısını ölçmek için dört temel teknik var. Ben bunların bizim de ürün portföyümüzde çözümleri olan iki tanesinden bahsedeceğim. Power Compensation, Heat Balance. Bunlar gene kalorimetri teknikleri, diferansiyel taramalı kalorimetre teknikleri. Bizim teknolojimizde, Metlertora'da ürün portföyünde bulunan Heat Flow ve Real Time kalorimetri tekniklerinden bahsediyor olacağım. Heat Flow'da ısı akışı ile kalorimetrik hesaplamaları, güvenlik hesaplamalarını yapabileceğimiz kısımlar. DSC diferansiyel taramalı kalorimetre, Easymax, Optimax, RC1 gibi bizim hazır bir reaktör bunlar. İçinde online olarak reaksiyon hızını ve ısısını hesaplayabileceğiniz sensörlerimiz olan reaksiyon kalorimetreleri, DSC'de termal analiz tekniği olan DSC. Aynı zamanda Mettler-Toledo'nun kendi patentli teknolojisi olan real-time kalorimetri var. Yine RC1MX, bunları bir sonraki slaytta daha detaylı göstereceğim. Böyle iki birbirine alternatif tekniğimiz üzerinden gideceğim. Şimdi şu an ekranda gördüğünüz bizim Mettler-Toledo'nun sentez çözümlerindeki reaktörleri. Yukarıda bulunan RC1MX. Bu aslında böyle baktığınızda bildiğiniz ceketli bir cam reaktör sistemi. Arkasında özel bir termostatı var. Touch screen yönetmek için touch screen ekranı var. Aynı zamanda bilgisayara da bağlı. Burada biz reaksiyonun bu sağ tarafta gördüğünüz bütün toplam ısı ve Q-cool ısıtma sıcaklığı, ısı değerlerini hesaplayabiliyoruz. RC1MX'in avantajı, bir dahili termostatı var, bir harici termostatı var. Harici termostat normal sizin reaksiyonunuzu yapmanız için gerekli olan silikon yağı olabilir, su olabilir. Artık sizin parametreleriniz neyse ona göre ısıtma soğutmanızı yapıyor. Dahili termostatta da ayrıca bir soğutucu sıvı var. Gene yağ olabilir, su olabilir. Acil bir durumda, sıkıntılı bir durumda aniden hemen ceketteki sıvıyı değiştirip hızlıca soğutma yapmayı sağlıyor ve yazılımımızda bunlar için özel çözümlerimiz var. Bunlar daha küçük reaktörlerimiz. RC1MX 80 mililitreden başlayıp 18 litreye kadar çıkabilen bir sistem. Küçük reaktörlerimizde Optimax ve Easymax'te burada katı fazlı ısıtma ve soğutma yapıyoruz. Isıtmayı normal termostatta yapıyoruz. Soğutmayı da
Peltier teknolojisiyle yapıyoruz. Burada silindirik cam reaktörlerimiz var. EasyMax için basınçlı reaktörlerimiz de var, çelik. Doğrudan temas sistemiyle solid state katı faz üzerinden hızlı ısıtma soğutma yapabiliyoruz. Bunlar tabii daha küçük hacimler. 50 mililitreden başlıyor, 1 litreye kadar çıkan çözümlerimiz var. EasyMax'e paralel çalışma imkanımız var. OptiMax'te büyük hacimler, 250 mililitreden 1 litreye kadar çıkabiliyor burada teknolojiler. Şimdi kalorimetre kısmı ne yapıyor? Bütün bizim reaksiyon kalorimetremizde ve DSC'lerimizde heat flow tekniğini kullanabileceğimizden bahsetmiştik. Heat flow teknolojisinde normal reaktörün içinde iki tane ilave sensör var. Bunları bildiğimiz PT100, PT1000 gibi düşünmeyin. Bunların bir tanesi ısı üretiyor, diğeri o ısı akışını ölçüyor. Aynen şey gibi düşünebilirsiniz. DSC'nin içine, yani reaktörün içine bir tane DSC sensörü sokmuşsunuz gibi ısı akışını ölçmeyi sağlıyor. Dolayısıyla orada ısı akışını ölçtüğü için ceket ve reaktör sıcaklığını problarımızı biliyoruz. Kullandığımız reaktörün ısı transfer alanını, yüzey alanını biliyoruz. Dolayısıyla U parametresini hesaplayarak ben sistemimde ilgili diğer hesaplamaları ve güvenlik parametrelerini belirleyebiliyorum. Avantajları ceket ve reaktör sıcaklıklarını termostat vasıtasıyla ayarlayıp takip edebiliyorum. Online olarak okuyabiliyorum, CP hesaplayabiliyorum, scale-up'a yönelik hesaplamalar yapabiliyorum ve izotermal olsun olmasın ısı hesaplamalarını yapabiliyorum. Tek dezavantajı, reaksiyon güvenliği çalışmalarını heat flow kalorimetreyle yapmanın tek dezavantajı, reaktör duvarındaki ısı transfer hızının reaksiyonun başında ve sonunda birer saatlik kalibrasyonlar gerektiriyor olması. Bu kalibrasyonları yapmadan bu sistemden bu U sonucunu elde edemiyoruz. Bu U'yu belirlemek için kalibrasyonları yapıyor olmamız lazım. Bu ısıyı doğru ölçebilmek için U'yu belirlemede o kalibrasyonlar bize lazım oluyor. Peki real-time kalorimetrede, diğer tekniğimizde RC1 MX'te olan sisteme geçecek olursak, burada farklı bir sistem üzerinden gidiyoruz. Burada yine aynı sensörlere ilave, reaktöre entegre, dikey ve yatay sensörlerimiz var. Bunlar reaktörle birlikte geliyor, çıkartamıyorsunuz. Dolayısıyla bunlar kendi içinde kalibrasyonu kendi kendine yapıyor. Dolayısıyla bir kalibrasyon gerekmiyor. Reaksiyon ısısını doğrudan ölçebiliyorsunuz. U parametresine bağımlı değilsiniz. Reaktör boyunca gerçek zamanlı ısı akışı sağlayabiliyoruz. Öngörülen reaksiyon ısısını gerçek zamanlı ölçebiliyoruz. Zaman ve pahalı sarflardan tasarruf sağlıyor kalibrasyonla ilgili. Dolayısıyla UA'dan bağımsız ölçüm alıyoruz. İzotermal ve izotermal olmayan koşullarda ölçüm alabiliyoruz. CP'yi yine online hesaplayıp scale-up çalışmalarını yapabiliyoruz. Ama bunun diğerine göre, heat flow'a göre dezavantajı 3 litre hacme kadar sınırlıyız. Burada basınçlı sistemler de var. 0,5 litre, 2 litre gibi daha küçük hacimler de var. Ama heat flow'da 18 litreye kadar çıkabiliyorken burada çıkamıyoruz. Açıkçası genelde bu çalışmalar için en çok tercih edilen hacimler 2 litre oluyor. Hacim 2 litre oluyor. Çünkü hacmi ne kadar çok arttırırsanız artık o bir pilot reaktöre girmiş oluyor. Derinlemesine bilgi almak için oradaki karıştırmanın randımanlı olması, homojenlik önemli reaksiyon dinamiğini anlayabilmek için. O yüzden ilk çalışmaları daima 2 litre yapıp hani sonrasında bir güvenlik çalışmalarını pilot reaktörde de yapayım derseniz evet 18'e çıkabilme şansınız var heat flow'da. Ama dediğim gibi başında ve sonunda gene kalibrasyon yapmanız gerekiyor olacak. Artık al dediğimiz real time kalorimetrede öyle bir ihtiyaç yok. Peki şimdi bizim termal risklerimiz neler? Şimdi biz bir sentez, bir reaksiyon tasarladık. Bunu üretime geçireceğiz. Bir kere bu 6 sorunun yanıtını almadan ve acil durumdaki kaçış planını belirlemeden o prosesin scale-up'ına bile başlamamamız gerekiyor aslında. Öncelikle soğutucu sistemimiz ile sıcaklığı yeterince kontrol edip edemeyeceğime bakmam gerekiyor. Aynı şekilde hedeflenen reaksiyon için tehlikeli sıcaklığa ulaştığımda ne kadara düşürebilirim, ne kadar kontrol edebilirim, bunu yanıtlamam gerekiyor. Hedeflenen ikinci reaksiyon için gerekli sıcaklığa ulaştığında hangi sıcaklığa düşebilirim? Eğer böyle bir sıcaklığım varsa, hangi aşamada soğutucu hatası benim için tehlikeli hale gelir? Bunu yanıtlamam gerekiyor. Hedeflenen reaksiyonun kontrolden çıkmasının ne kadar hızlı olduğu, yani benim oradaki kaçış sürem. Diğer son sorumuz da bozulmanın başladığı sıcaklıkta kontrolden çıkana kadar ne kadar süren var? Şimdi bu beşinci ve altıncı soru birbiriyle aynı gibi görünüyor ama birinde
kontrolden çıkması ne kadar hızlı oluyor? Bu onun akabinde kaçmak için ne kadar süren var? Dolayısıyla bu 6 sorunun da yanıtlanıyor olması lazım ki biz risk değerlendirmemizi doğru yapabilelim. Yine daha önce gösterdiğim grafik burada. Normal prosesimiz başlıyor. Delta T adiabatik dediğimiz şuradaki atlama sıcaklığını belirlemem gerekiyor. Soğutmada aksama olması durumunda. Ve benim güvenlik değerliğimi, kritikalite indeksiye bahsedeceğim parametreyi belirlemem için benim iki temel noktaya ihtiyacım var. Şurada tam şu noktada benim buraya kadar gelen sürem ne? TMR dediğimiz time to maximum rate, maksimum hıza ulaşma süresi. Buna kritik süre diyeceğim. Ve buradaki sıcaklığım ne? Maximum temperature attainable by the scientists of reaction. Yani kritik sıcaklık diyeceğim buna da. Bu sıcaklık ve süreyi biliyor olmam benim reaksiyon güvenliği risk değerlendirmemi yapmam için büyük önem arz ediyor. Peki bunlar bana ne veriyor? Risk değerlendirmemde bir Delta T adiabatiğin 200 derecenin altında mı değil mi? Bu benim risk seviyemi belirliyor. Aynı zamanda kritik sürem 8 saatin altında mı? Kritik sürem 8 saatin altında ya da atlama sıcaklığım şuradaki pardon. Şuradaki şu atlama sıcaklığı dediğimiz sıcaklık Delta T adiabatik 200 derecenin üstündeyse benim yüksek riskli bir prosesim var. Delta T adiabatik 50 ila 200 derece arasında ya da kritik sürem 8 ila 24 saat arasındaysa orta riskli bir prosesim var. Delta T adiabatik 50 derecenin altındaysa ve kritik sürem de 24 saatin üstündeyse benim düşük riskli bir prosesim var demek oluyor. Şimdi burada orta ve yüksek riskli olduğumuz zaman bizim mutlaka acil durum senaryosu planlarını belirlememiz gerekiyor. Personele ona göre eğitimleri vermemiz gerekiyor. Ona göre sekonder aksiyonları almamız gerekiyor. O yüzden bizim potansiyel enerjinin belirleyip onun şiddetinin düşük mü orta mı olacağına göre aksiyonlarımızı hesaplamamız gerekiyor. Bu ISG'nin de aslında sentez yapılan fabrikalarda ISG'nin de mutlaka devreye girmesi gereken bir konu. Şimdi buradaki grafik bizim yazılımımızdan da direkt Eye Control Safety dediğimiz bir yazılımımız var reaksiyon kalorimetrelerinde. Doğrudan sonuçları alabileceğimiz 2008 yılında yayınlanmış bir chart. Çok kullanışlı olduğu için biz yazılımımıza doğrudan ekledik. Şimdi bizim prosesimizde şu yeşille belirttiğimiz prosesimizin olması için, reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli olan sıcaklık var. Bunu bir grafikte yerine yerleştiriyoruz. Kritik sıcaklığımızı yerleştiriyoruz. Bunun üstünde olabilir, çok yukarıda olabilir. Kritik sürenin 24 saat olduğu sıcaklık, yani şu kırmızı barların tam şurası 24 saat olduğu sıcaklık yukarıya doğru gittikçe zaten sıcaklık daha da yükseliyor ve kritik hale geliyoruz. Bunları chartta belirleyip sizin prosesiniz için yerine yerleştirdiğinizde bunların birbirlerine göre konumu sizin prosesinizin risk klasmanının birden 5'e kadar nerede olduğunu gösteriyor. Şimdi eğer benim kaynama noktamda kritik sıcaklığımda kritik sıcaklığın kritik sürenin 24 saatin 24 saat olduğu sıcaklığın altında kalıyorsa ben çok güvendeyim. Ama kaynama noktam bu kritik sürenin 24 saat olduğu sıcaklığın üstünde kalıyorsa biraz daha riskliyim. Şu arada bir değişiklik var. Kritik sıcaklıkla kaynama noktası arasındaki süre. Şimdi eğer benim kaynama noktamın hemen üstündeyse kritik sıcaklığı. Bu da benim için bir risk. Çünkü ben zaten prosesi genelde kaynama noktasında yapıyorum. Biraz daha riski arttırdığımız zaman kritik sürenin 24 saat olduğu sıcaklığın üstünde bir kritik sıcaklığım varsa bu beni 4'e götürüyor ve en istenmeyen senaryo en yüksek 5, en yüksek kritiklik seviyesi olan 5 olan kısımda da kritik sürenin 24 saat olduğu sıcaklığın üstünde kalıyor. Hem kritik sıcaklığım hem de kaynama noktam. Bunu böyle anlatınca biraz karmaşık gibi oluyor ama ileride bir örnek göstereceğim. Çok daha net olacak. Dolayısıyla bu sıcaklıkların, bu parametrelerin birbirlerine göre konumları birbirlerinin altında üstünde kalmalarına göre ben risk seviyemi belirliyorum. Şimdi peki bu 1, 2, 3, 4, 5 belirledim. Bana ne veriyor? Diyoruz ki eğer birden ikiye kadarsa
Ölçüm gerekmez dediğimiz artık hani kalorim sizin risk değerlendirmeniz bitti. Kalorimetre ile ilgili yapacağınız ilave bir ölçüme ihtiyacınız yok. Scale-up'ınıza geçebilirsiniz anlamına geliyor. 3 ve 4 ise teknik tasarımınızda bazı ölçümler yapmanız lazım. Yani müdahale edebiliyorsanız prosesi biraz müdahale edin. Misal veriyorum kaynama noktası farklı bir daha yüksek bir solvent kullanabilirsiniz gibi gibi. Teknik tasarım ölçümü ya da soğutma kapasitesiyle ilgili teknik tasarım ölçümlerini yapmak gerekiyor. 5 ise prosesi komple yeniden tasarlayın. Bu çünkü çok yüksek bir risk anlamına geliyor. Sevesadoki facia da böyleydi. Çok riskli bir prosesti. Rakiplerinden çok daha riskli bir proses kullanıyorlardı. Rakipleri daha güvenli prosesler kullanıyorlardı ve bir felakete sebep oldu. Şimdi tekniklerimize geçelim. Reaksiyon kalorimetresi ve termal analiz. Burada nitrasyon, bir tane nitro benzeri, nitrik asitle nitrasyon reaksiyonundan bahsedeceğiz. Kat ediyorum. Sülfürik asit kaynama noktamız 82, düşük bir kaynama noktamız var ve reaksiyon ısımız 500 kilojül. Eğer soğutmanın aksaması durumunda karşılaşırsak burada refluxun başarılı olması lazım mutlaka ki sıkıntı yaşamayalım çünkü 82 derece düşük. Şimdi biz reaksiyon kalorimetresiyle, RC1MX ile ya da işte EasyMax, OptiMax bizim kalorimetreli reaktörlerimizle çalıştığımız zaman bize yazılım IC-Safety bize spesifik ısımızı, spesifik entalpimizi birim başına, delta T adiabatik dediğimiz atlama sıcaklığımızı, kritik sıcaklığımızı ve termal akümülasyonun ne kadar olduğunu verip bunların birbirlerine göre konumlarını belirleyip kritikalite indeks dediğimiz o birden beşe kadar belirlediğimiz parametre var diye bunu veriyor. Mesela zaten nitrolama her zaman güvenli bir hale çok kolay getirilemeyen bir reaksiyondur. Kritikalite seviyemiz 4 olarak kaldı. Ne yapmamız gerekiyordu 4 olduğunda? Teknik ölçümleri yapmamız gerekiyordu. Bu konuda daha hassas davranmamız gerekiyordu. İyileştirebileceğimiz parametreler varsa iyileştirmemiz gerekiyordu. Aynen bu çartıda yazılımdan elde edebiliyoruz. Kritik sıcaklığımız 117 bulunmuş. Kaçış süresinin 24 saat olduğu sıcaklık 110 derece bulunmuş. Yani benim kritik sıcaklığım kaçış süresinin 24 saat olduğu sıcaklığın üstünde kaldı ama kaynama noktam 82 de altında kaldı. Dolayısıyla benim kritikalite indeks değerim risk seviyem 4 olarak karşıma çıkıyor. Peki termal analiz uygulamalarına geçecek olursak, şimdi termal analizde reaksiyon kalorimetrelerinde en çok pardon reaksiyon güvenliği uygulamalarında en çok DSC kullanılıyor. Bazı firmalardan, müşterilerimizden duyuyoruz. İşte biz reaksiyon güvenliği çalışmalarını ilgili şirketlere gönderiyoruz. Yurt dışındaki şirketlere gönderiyoruz diyebiliyorlar. Onların kullandığı teknik DSC, reaksiyon kalorimetresiyle online sentezinizi yaparak çalışma yapan ben pek bir outsource şirket duymadım. DSC de yapıyorlar. DSC'de biliyorsunuz küçük krozeler vardır. Bizim de ürün portföyümüzde var. 40 mikrolitre, 100 mikrolitre, 160 mikrolitre gibi. Krozelerin içine reagentlarınızı koyup kapatıp gerekiyorsa hermetik olarak kapatıp ısı akışını ölçerek buluyorsunuz. DSC'de entalpiyi ve ısı kapasitesini hesaplayabildiğiniz için bunların birbirine oranı olmadığında delta T adiabatiğe yani o oradaki atlama sıcaklığına tekabül ettiği için bunun 50 dereceden yüksek mi düşük mü olduğuna karar veriyorsunuz. DSC'deki en kritik parametre bu. Eğer 50 dereceden fazlaysa reaksiyon hızımız yüksek. Dolayısıyla riskli bir sistemdeyiz. Daha çok test yapmamız lazım. Prosesi iyileştirme yapmamız gerekiyor. Ama 50 derecenin altındaysa bu oran benim atlama sıcaklığım risk az. Yolumuza devam edebiliriz diyor. Ama bu dediğim gibi sizin reaktörünüzün içinde olan bir sistem değil. Bu sadece o kimyasallar bir aradayken nasıl davranıyorunun yanıtını veriyor size. Termal analiz teknikleri tabii sadece DSC'den oluşmuyor. Bir malzemenin sıcaklığa karşı, ısı değişimine karşı, izotermal ya da dinamik sıcaklık değişimlerine karşı
ne gibi tepkiler verdiğini de belirleyebiliyoruz aynı zamanda. DSC'de sadece reaksiyon güvenliği çalışmaları yapmıyoruz. Isı kapasitesinin genleşmesini belirleyebiliyoruz. Genleşme tabii TMA'da farklı bir termodinamik metodu. Kristallenmesi, gene TMA'da yumuşamasına, DSC'de saflığına bakabiliyoruz. TGA'da aynı şekilde. Oksitlenmesine bakabiliyoruz. Yanma profiline ve bozulma tepkimelerini inceleyebiliyoruz termodinamik cihazlarında. DSC'de neler yapıyoruz? DSC'de genellikle tek başına kimyasalların da hani karışımdan ziyade kimyasalların da termal özelliklerini inceleyebiliyoruz. Özgül ısı kapasitesini, reaksiyon ve bozulma entalpilerini, reaksiyon hızını ve kinetiğini, bunlar için özel kinetik yazılımlar mevcut ve kristallenmesi, erimesi, kaynaması gibi parametrelerini inceleyebiliyoruz DSC'de. Mesela kritik süreden bahsetmiştim hatırlarsanız. Kritik süreyi DSC'de nasıl belirleyebiliriz? Burada süreye karşı bir sıcaklık grafiği var. DSC genelde ısı akışı olarak hesaplanır ama yazılımdan bunu sıcaklık olarak değiştirebiliyoruz. Bizim burada proses sıcaklığımız 50 santigrat derece. Ama kimyasalları koyduk, 50 santigrat dereceye de geldiği için artık bir tepkime veriyorlar. Ve ben nerede tamamen reaksiyonumun bozulduğu, yani yaklaşık bir 80 dakika benim güvenli bir sürem var. Ben DSC'den bu süreyi doğrudan görebiliyorum. Ve kaçış süremi buradan ya da kaçış senaryolarını buradan belirleyebiliyorum. Ama biz ne demiştik? Kontrolden çıkmasına hani 24 saat olan bir sıcaklık. Dolayısıyla ben daha düşük sıcaklıklarda kalırsam bu süreyi uzatabilirim. Farklı bir gene DSC aplikasyondan bahsedelim. Gene nitrolu bileşiklerden gidiyoruz. DSC'de sol tarafta gördüğünüz saf nitrofenol, saf olmayan 4 nitrotoluen ve saf olan 4 nitrotoluenin erime pikleri. Burada farklı bileşiklerin erime noktalarından birbirlerinden ayırabildiğiniz gibi bir bileşiğin saf olup olmadığını da yanındaki safsızlıkların piki olsun olmasın pikin şeklinden anlayabiliyoruz. Ayrı ayrı saf halde verdiğiniz zaman pikin şeklindeki davranış farkından mesela burada siyah olan son derece şarp bir pik, saf 4 nitrotoluen ama içine safsızlık girdikçe daha geniş bantlı, daha yayvan, o kadar sivri olmayan bir pik elde edebiliyoruz. Dolayısıyla kimyasalların tek başına analizlerini de yapabiliyoruz DSC'de. Sağ tarafta da bozunma grafiklerini gösteriyoruz. Burada basınçlı kroze kullanıldı. Çünkü bozulma olurken gaz çıkışı olduğu için nitro bileşiklerde hani patlayıp cihaza zarar vermemesi için yüksek basınçlı krozeler, özel çelik krozeler kullanabiliyoruz. Burada mesela yine yeşil nitrofenol saf. Burada ikili bir bozulma diyagramı görüyorsunuz. Yani nitrofenol bozulurken iki reaksiyon, ardışık ve girişim yapan iki reaksiyon şeklinde olduğunu, buradaki reaksiyon entalpilerinden ve reaksiyon oluşum sıcaklıklarını DSC'de belirleyebiliyoruz. Nitrotoluen piklerinde de gene saf ve saf olmaması onun bozulma sıcaklığını ve bozulma entalpisine doğrudan etki ettiğini ve buna göre sizin prosesinizde kullanacağınız malzemenin saflığına karar vermenizde de DSC sizlere yardımcı oluyor. Diğer bir reaksiyon güvenliğinde kullanabileceğimiz, bu biraz daha sekonder kalıyor tabii TGA, DSC'nin yanında. TGA'da buharlaşma ve bozulmayı inceleyebildiğimiz gibi entegre diğer sistemlerle MS, FTIR, GCMS gibi entegre sistemlerle çıkan gazların da daha detaylı analizlerini yapabilme şansımız var. Çıkan gazların miktarını, tanımlamasını, reaksiyon hızını, reaksiyon kinetiğini ve reaksiyon sıcaklığını da TGA'da belirleyebiliyoruz. TGA'da tabii entegre DSC de olabiliyor. TGA, DSC ikisi bir arada ama tabii ki tek başına DSC'nin hassasiyetinde olmadığı için reaksiyon güvenliği çalışmalarındaki DSC partının gene dedike DSC'de yapılmasını öneriyoruz. Toparlayacak olursak, üç temel ölçüm prensibinden bahsettim reaksiyon güvenliği uygulamalarında. Mesela TGA DSC'de erime noktası, erime aralığı, kaynama noktası parametrelerini görebiliyoruz. Özgül ısı kapasitesini DSC'de ve reaksiyon kalorimetresinde görebiliyoruz. Reaksiyon entalpisini DSC'de ve reaksiyon kalorimetresinde görüyoruz. Reaksiyonların onset başlangıç sıcaklıklarını hepsinde görüyoruz. TGA'da bozulma olduğu zaman kütle azalımı olduğu için oradan görüyoruz ya da oksijenle girerse bu sefer karbondioksit çıkışından azalmasından görebiliyoruz.
Bozulma reaksiyon kinetiğini gene termal analizde DSC, TGA'da görüyoruz ve reaksiyon hızını da DSC ve reaksiyon kalorimetrelerinde görebiliyoruz. Bizim McLaratora'da mt.com/TA'ya girerseniz bizim termal analizle ilgili çok geniş bir veri tabanımız var. Buradan webinarları, eğitimleri, uygulama notlarını bulabilirsiniz. Reaksiyon kalorimetresiyle ilgili doğrudan benimle iletişime geçebilirsiniz. Bitirmeden önce Einstein'ın hani kendimce tercüme edebildiğim kadar şu sözüyle bitirmek istiyorum. İnsan ve insanın güvenliği her teknolojik mecranın ilk kaygısı olmalıdır. Bunu hesaplama ve denklemlerinize daldığınızı asla unutmayınız demiş. Özellikle güvenliğin, sağlığın ne kadar önemli olduğunu şu dönem zannediyorum hepimiz daha iyi biliyoruz. Umarım herkes ailesiyle sağlıklı günler geçiriyordur şu günlerde ve bir an önce atlatırız. Bana mail adresimden nurdan.tarakçı@mt.com mail adresinden herhangi bir konularla ilgili, ürün portföyümüzle ilgili sorularınızı her zaman iletebilirsiniz. Sunumum benim bu kadardı. Sorularınız varsa yanıtlayabilirim. CP hesaplamanın önemi nedir demiş Eda Nur Hanım. Hemen gelelim. Şimdi ısı kapasitesi, bakın şurada mesela en basiti DSC'de göstereceğim. DSC'deki hesaplarınızda doğrudan size sıçrama sıcaklığı ile ilgili bilgi veriyor. Ve bu hesaplamayı yapabilmeniz için sizin için önemli. Aynı şekilde şurada DSC kısmında buradan önemli. Ve DSC'de biraz daha meşakkatli bir ölçümdür. O yüzden sorduğunuzu zannediyorum. Şimdi spesifik heat bizim katsayıları belirlememizde bizim için önemli. Yani şuradaki U değerine spesifik heat'i ölçmeden gidemiyoruz. Şimdi orada tabii altında ben burada çok genel şeyleri gösterdim size. Burada hesaplamaların çok detaylı alt kırılımları var. Buradaki U değeri ısı transfer katsayısını belirlemek için ısı kapasitesine ihtiyacınız var. O yüzden önemli. Hem DSC'deki hesap formül için önemli hem de U değeri için önemli. DSC, TGA, CP kısmı için kısa bir özet tabii ki. Şimdi DSC'de CP şöyle. Şimdi şuraya bir tekrar geleyim daha doğru olacak. Şimdi şuradaki şu delta T adiabatiği hatırlıyor musunuz? Ben normalde proses sıcaklığıma geldim. Soğutma suyumda aksama oldu ya da karıştırmamda bir sıkıntı oldu. Dolayısıyla ben sıcaklık kontrolünü sağlayamıyorum. Dolayısıyla proses bozulma sıcaklığına gelmeden önceki bir sıcaklığa atlayıp orada bir izotermal gösteriyor bana. Yani ben acil durum senaryosuna geçmeme ramak kala anı diyebiliriz buna. Dolayısıyla bu delta T adiabatik sıcaklığının ne olduğu ve buraya benim ne kadar sürede geldiğim benim için çok önemli. Risk parametremi belirlemek için. Şimdi ben DSC'de delta T adiabatiğe ihtiyacım var ki ben bu risk hesaplamalarını yapabileyim. Şimdi delta T adiabatiği nasıl hesaplayacağım? Şimdi ben online olarak ölçüm almıyorum. DSC ile ölçüm alıyorum. Dolayısıyla online bir reaksiyon kalorimetremin olmadığı durumda delta T adiabatiği DSC ile hesaplamamın yolu CP hesaplamadan geçiyor. Hem entalpiyi hesaplayacağım, reaksiyon entalpisini, şuradaki reaksiyon entalpisini şöyle göstereyim size. Mesela burada bozulma reaksiyonları var ya, aynı şekilde normal reaksiyonun da böyle bir entalpi grafiği olacak. Dolayısıyla bu pikin pik alanı benim reaksiyon entalpim. Tamam mı? Reaksiyon entalpisini ben bu pik alanından elde edeceğim. Bir de aynı şekilde ısı kapasitesini ölçeceğim. Dolayısıyla ben reaksiyon entalpisinin ısı kapasitesine oranım 50'den büyük mü değil mi bunu göstermem gerekiyor. Dolayısıyla eğer 50'den yüksekse riskli bir prosedürdeyim, değilse daha risksiz bir prosedürdeyim diyebiliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bana mail ve mail adresinden her zaman ulaşabilirsiniz. Genel anlamıyla biliyorsunuz Medlertoledo Türkiye'de ofisi olan ve direkt girdi kalite kontrolden
tırk antarlarına kadar hani üretimin her aşamasında, Ar-Ge ve laboratuvar çalışmalarının her aşamasında size çözümler sunabilen bir markayız. Ben de ürün portföyümüze hakimim. Benim ürün portföyümde olsun, herhangi bir çözümde olsun ya da soru işaretiniz olan her şeyde bizden olsun ya da farklı bir firmadan olsun biz bir şekilde destek vermeye çalışırız. Biz Medler Töre'de olarak değer satan hani danışılan bir marka olmak bizim için önemli. Her zaman destek vermeye hazırım. Bana her zaman her konuda ulaşabilirsiniz.